Halil Eçmer piyasalarından merhabalar. Şimdi arkadaşlar, görüldüğü üzere dolar TL'de çok önemli bir noktaya gelindi. Şu görmüş olduğunuz kırmızı hareketli ortalama bizim için yaklaşık 2013 tarihinden bu yana gelen çok önemli, hatta 2013'ten de önemli, 2011 biliyorsunuz, yaklaşık 10 yıl boyunca dolar içeride TL'ye karşısında, gördüğünüz gibi bunu detaylı bir dolar TL yorumumuzda bahsetmiştik, ama bu bant kırıldıktan sonra o kırmızı ortalama çok önemli hale geldi. Haftalıktır, 60 haftalık ortalama çok önemli hale geldi. Her dokunduğunda da buradan tepkilerin geldiği süreçler oldu. Yaklaşık 2011'den sonra bu bizim bahsetmiş olduğumuz 10 yıllık 2002 bandı kırıldıktan sonra bu ortalamanın sürekli üzerine giden bir hareket gördük. Ve bu süreç boyunca 2012'den beri de bu ortalamaya, hatta 2011'den sonra bu ortalamaya dokunduktan sonra ortalamanın sürekli üzerine gitti. Ortalamayla paralel gitti. Ortalamanın altında kapanışlar kolay kolay olmadı. Haftalık kapanışlar. Dolayısıyla bu ortalamanın üzerinde gittiği müddetçe dokunduğunda sürekli tepkiler geldi. Dokunduğunda sürekli tepkiler geldi. Ortalama tepkilerin geçmişteki marjına baktığımızda neredeyse, yani ilk etap tepkilerin %10'u bulduğunu söyleyebiliriz. Yani bu ortalamaya dokunduktan sonra %10'luk tepkiler geldiğini görüyoruz. Mesela yine aynı şekilde 2016'da benzer bir dokunduktan sonra 2.80'den 3'lere kadar giden bir hareket, neredeyse %15'lik bir hareket ve arkasından yine bu bölge sürekli destek olarak çalıştı. Gördüğünüz gibi sürekli destek olarak çalıştı. Hatta şöyle bir işaretleme olması anlamında da bu bölgeleri görebiliriz. Dolayısıyla bu gerileme zaman zaman çok yataya girdi ve cuma günü gelen o satışla çok ciddi olarak bu ortalamaya yaklaştı. Bu ortalama şu an için 60 günlük ortalama 3.42'lere denk geliyor. 3.42'lere denk geliyor. Bandın da sıkışmış olması, dönmüş olması bu anlamda buranın önemli destek olduğunu bize gösteriyor. Ve dolayısıyla buradan belki bayram sonrası veya biz bayramdayken tepkinin gelebileceği bir hafta, bir süreç söz konusu olabilir. Bu ortalama yaşaya kıracağını ben artık zannetmiyorum. Yani 3.50-3.55 bölgesi bizim için önemli aralıktı. Bunu da 3.94'ten itibaren böyle bir geri çekilme ihtimalinden bahsediyorduk. Bilen biliyor artık tabii ki. Çok fazla tekrar etmeye gerek yok. Hemen şöyle aldığımızda, dediğiniz gibi, gördüğünüz gibi 3.50 bölgesi burada önemli. Aşağıda da 3.42. Yani bu arada ciddi olarak sıkıştı ve marjların daraldığını düşünüyoruz. Yani bundan sonra çok fazla aşağı gelmesini beklemiyoruz. Hatta bu bölgenin akümüle olması, toplanması anlamında da önemli bir bölge olduğundan bahsediyoruz. Eğer ki bizim beklentimiz tabii ki bu yönden bir tepkinin gelmesi. Tepki geldikten sonra tabii ki önemli, ama hareketin yukarı başlaması için artık biraz daha olayın sert gelişmesi lazım. O hareketlerin ve ortalamaların üzerine geçmişte olduğu gibi şöyle haftalık çok sert yükselişler neredeyse %7-8'lik tepkilerin olması lazım ki burada biz ciddi olarak bir trend değişiminden bahsedelim. Bu trend yerini alışa bıraksın veya şöyle bir kanal trendi kalan kanal desteği çizdiğimizde, gördüğünüz gibi bu desteğe hemen hemen denk gelen bir hareket içinde olduğunu söyleyebiliriz. Şunu da şöyle bir çekelim aşağıya. Evet, olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu bölgeye yaklaşıyor. Bu bölgede kesişiyor. Yani bu bölgede bu seviyelerin altı artık zor. Türkiye'nin bir şekilde bu kurda önemli destek bölgesine geldiğini söyleyebiliriz. TL'nin daha doğrusu. Bu bölgede tutunup tepkinin gelmesini bekliyor olacağız. Bu anlamda baktığımızda eğer bu bölgede destek bulması halinde oluşabilecek tepki ilk etapta dolar TL'de daha önce de bahsetmiş olduğum 3.44 seviyesi üzerinde ilk etapta 3.52-3.55'lere doğru bir hareket olacak mı? Bunu istiyor olacağız. Bu dolar endeksiyle de tabii ki bağlantılı, ama sonuç itibariyle bizim beklentimiz bu anlamda çok önemli. Yıllıklarda da gördüğünüz gibi bir destek. Biz burayı beklemesek de buraya doğru gelen bir hareketi görmüş olduk. Bunun ötesinde yıllıklara şöyle bir baktığımızda, yıllıklarda da hemen hemen alt bölge olan seviyeye yaklaşılmış durumda. Dolayısıyla yıllık trende baktığımızda yaklaşık 1, 2, 3, 4 yıl sonra ilk defa
TL dolar karşısında değer kazanmış oldu ama tabii yıl sonundaki kapanış 3.52-60 altında olması halinde bu noktada konuşacağız. Ortalamaya dokunup tekrar yukarı yönde bir tepki hareketi olabileceğini şahsen söyleyebiliriz. Ola ki bizim senaryomuz gerçekleşmedi. Yani bakın şu senaryoyu ele alalım arkadaşlar. Günlüklerden yola çıkarak şimdi bütün senaryoları kenara koyuyoruz. Eğer bunun bir alçaların üçgen olduğundan bahseden arkadaşlar var. O kadar iyimser olamayacağız. Alçaların üçgense eğer bu grafik arkadaşlar formasyon hedef şöyle bir tane daha alalım. Üç seviyesi. Alçalan üçgense 3 seviyesi potansiyel hedef. Böyle bir durum olabilir mi? Tabii ki kimse olamaz diyemez ama sonuçta garanti bir şey diyemeyiz. Ama bizim beklentimiz artık buranın önemli dip olduğu, bu bölgede tutunabileceği ve zaman içinde tekrar rekorlara doğru gidebileceği beklentimiz biz koruduğumuzu söylüyoruz. Eğer burada şöyle bir noktadan özellikle bahsetmek istiyorum. Hatta onu bir... benim daha çok senaryom burada dolar TL'de şunu alalım şöyle daha çok benim beklentim şöyle alacağız grafiği alalım bir de grafiği çıkartabilirsek süper olacak. Evet, bir problem oldu ama neyse şöyle yapalım. Tekrar grafiğe başka yerden dönmüş olacağız. Evet, şöyle yapacağız. Grafiği biraz yukarı çekmek zorundayız anladığımız kadarıyla. Alamadık. Serbest. Şöyle bir alalım. Evet. Şöyle bir farz edecek olursak hareket biraz daha uzayabilir. Sonrasında şöyle bir hareket şöyle bir rally söz konusu olabilir. Evet. Beklentimiz bir daha şöyle yazalım. Daha iyi yapalım. Şöyle daha mantıklı olacak gibi gözüküyor. Metresi şöyle bir yükseliş. Bu hareketin hemen şöyle hemen aynı seviyelerden geliyor. Yani tekrar zirveye gitmesi için şöyle bir simülasyon olması gerekiyor. Evet, beklediğimiz beklentimiz bu noktada arkadaşlar. Şimdiki söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyorum.